Çünkü Efendimiz bu konuda mübarek bir duası var, çoğunuz biliyorsunuz. Allahümme barik lene Recebe ve Şabane ve belligna Ramazan. Bu çok meşhur bir duasıdır Efendimizin. Allahümme barik lena Recebe. Ya Rabbi, Recep ayını bizim için mübarek kıl. Ve Şabane, Şaban'ı da mübarek kıl. Ve belligna. Belligna demek bizi kavuştur. Bellega, yübelligu, tebliğ, kavuşturmak, ulaştırmak. Bizi ulaştır ya Rabbi. Nereye ulaştır? Ramazan'a, Ramazan ayına. Demek ki asıl maksat Ramazan'a ulaşmakmış. Ramazan'a ulaşıncaya kadar tedbirimizi alalım ve kendimizi, gönlümüzü, vicdanımızı, cüzdanımızı, kasamızı, kesemizi, masamızı, arsamızı, maddemizi, manamızı, evimizi, yuvamızı, ehlimizi Ramazan'a hazırlayalım diye Allah iki tane ayı da Ramazan'dan önce mübarek kılmış. Hedef Ramazan. Hedef Ramazan. Yarış düzenlendiği zaman yarışanların bir hedefi olmuyor mu? Demek ki Recep'te, Şaban'da yaptığımız yarışın hedefi nedir? Ramazan. Ramazan'a ulaşmak. Ramazan'dan maksat, Ramazan'dan gaye, onun da bir gayesi olması lazım. Yani Ramazan'a ulaştın, dava bitti mi? Ramazan'ın özelliği var, güzelliği var, hakikati var, mahiyeti var, fazileti var, 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 var. Ama hepsinin sebebi, Ramazan'a şeref veren, değer veren, önem veren, bereket veren, üstünlük veren, Ramazan'ı yücelten, yükselten bir şey var. O olmasaydı Ramazan'ın hiçbir kıymeti yoktu. O olmasaydı Ramazan'ın bereketi, hareketi, hakikati yoktu. O olmasaydı dediğimiz şey nedir? Bir kardeşimiz söylesin, nedir o? Ses gelmedi. Kur'an-ı Kerim be kardeşim, Kur'an-ı Kerim. Şehr-ü Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an yok mu? Şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı, ellezî öyle bir aydır, öyle önemli, öyle kıdemli, öyle değerli, öyle mahiyetli, öyle hakikatli bir aydır ki ünzile fîhil Kur'an. Bak gördün mü, Kur'an çıktı. Ramazan zarfını açın, zarf. Adresinize gelen zarfı açmıyor musunuz? Zarfı açıyorsun, içinden sevdiğin bir adamın mektubu çıkıyor. Ramazan'ı zarf kabul edin, açın, içinden ne çıkıyor siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim çıkıyor işte mesela burada.